İsrail Hamas arasındaki çatışma 5. gününde devam ederken can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1055'e, yaralananların sayısının ise 5184'e yükseldiği bildirildi. Evet, evet. Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansından yapılan açıklamada ise İsrail'in cumartesi gününden bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 9 Birleşmiş Milletler çalışanının hayatını kaybettiği duyuruldu. Ajansın iletişim direktörü Juliette Toma, Birleşmiş Milletler çalışanlarının bölgedeki evlerinde öldüğünü belirtti topma çatışma zamanları da dahil olmak üzere sivillerin korunması çok önemli savaş hukukuna uygun olarak korunmaları gerekiyor ifadelerini kullandı Filistin Enerji Kurumu Başkanı Tafer Melhem, Filistin'in Sesi radyosuna yaptığı açıklamada Gazze'deki elektrik santralinin şu anda bölgedeki tek elektrik kaynağı olduğunu ve santraldeki yakıtın 10-12 saat içinde tükeneceğini duyurdu. İsrail yönetimi pazartesi günü tam abluka ilan ederek Gazze'ye elektrik tedarikini kesmişti.